İza temenna ahadukum falyandur mallazi yetemenna fe innehu la Sizden biri bir şey isteyip temenni ettiğinde arzuladığı şeye dikkat etsin zira o isteklerinden hangisinin kayda geçtiğini bilmez isteklerinden hangisinin kendisine verileceğini bilemez öyleyse neler istediğimize iyi bakalım. Ağzımızdan çıkan şeylerin bir anlamda dua olduğunu unutmayalım. Neler söylediniz? Vallahi hocam diye başlıyor insanlar. Allah'tan bugüne kadar neler istediysem hepsini verdi. Şöyle mavi gözlü bir çocuk istedim verdi. O kızdı. Bir de oğlan olsun dedim arkasından onu da verdi. Evim olsun dedim verdi. Arabam olsun dedim onu da verdi. Başka dedim neler istedin? Dünyam olsun. Bir dünya bir dünya daha olsun deseydin bari, sana ayrı bir güneş, senin için bir ay yaratsaydı bari diyesim geldi. Ne dersiniz, neler istiyorsunuz Allah'tan? Hani derler ya, hikayeyle din anlatmak için söylemiyorum, anlatım kolaylığı sağladığı için sanki bir ifade kaçışı olarak dinleyin. Üç arkadaş varmış, hem öyle arkadaş hem öyle dostmuş ki gece gündüz beraber olurlarmış. Hem ki bunlar, Allah adına, Müslümanlık adına endişe duyan insanlarmış. Bir gün olmuş, bir haleti ruhiye içinde. Demişler ki birbirlerine, zannederiz, duaların kabul edildiği zamandır. Diyelim ki öyle bir gün yaşıyoruz, hadi dua edelim, Allah'a yalvarıp yakaralım, bakalım isteyelim, neler isteyelim, gönlümüzde ne varsa, içimizde ne varsa, kalbimizde ne varsa arz edelim Allah'a, ondan onu isteyelim ve hepimizde bu duaya amin diyelim demişler. Gözlerini kapatmışlar biraz. Kalplerini ve kulaklarını dünyaya kapatmışlar biraz. İç dünyalarına dalmışlar ve dua etmişler. Ne dua ettilerse hepsi hepsi hepsinin duasına amin demişler. Belki bunlardan ikisi ilim irfan adına yoldan yola giden, köyden köye giden hoca ama belki biri de yolda arkadaşlıklarına kattıkları çobanmış. Demişler ki onlardan biri ya Rab bana öyle mal, öyle mal, öyle mal ver ki, öyle dünya, öyle dünyalık ver ki, ben bütün bu malla, mülkle insanların yardımına koşayım. Gece, gündüz onlara sunayım, ikram edeyim, vereyim. Bütün ihtiyaç sahipleri bana koşsunlar, gelsinler. Memleketlerden, beldelerden, esraf diyarlardan, kıtalar, aşırı ülkelerden birileri gelip benim malımdan istifade etsin. Ben onlara da vereyim. Sen bana çok ama pek çok mal mülk ver ya Rabbi diye dua etmiş meğer. Sonra öteki ilim ver bana demiş. Hem ne kadar çok ilim? Senin istediğin kadar, senden alabileceğim kadar, senden nasibim kadar ilim. Hem öyle çok ilim ver ki talebelerim olsun, öğreteyim insanlara hepsine. Herkes gelsin, genci ihtiyarı gelsin, kadını erkeği gelsin, hepsine ilim öğreteyim demiş. Amin demişler. Ama üçüncüsü, Ya Rab demiş, sen bana hayırlısını ver. Razı olacağım bir hayat ver. Böyle bir hayatta kolaylıklar ihsan et. Ben seni razı etmek istiyorum. Neyle razı olacaksan, sen bana onu lütfet, ben başka bir şey demiyorum demiş. Sanki peygamberin senden ne istediyse hayır olarak ben de istiyorum. Peygamberin sana nelerden sığındıysa şer olarak ben de ondan sığınıyorum demiş gibi özet sunmuş. Yani hayırlısı olsun ben başka bir şey demiyorum demiş. Evet yıllar geçmiş onlardan biri öyle zengin öyle zengin olmuş ki herkes ona muhtaç herkese vermiş ama kimseye engel olmamış öyle dua etmişmiş zaten derken gün olmuş devran dönmüş diğer arkadaşıyla karşılaşmış. Meğer o da bir alim olmuş. Bir alim olmuş ki bütün insanlar ona geliyormuş. Oturup dertleşmişler. Ah bizim kafamız, ah bizim kafasızlığımız demişler. Nolaydı, hayırlısını isteseydik. Nolaydı, Allah'tan rıza isteseydik. Nolaydı, meğer çoban çalmış havalı. O öttürmüş düdüğü. Geçti gitti bitti ama iş bitti ki o hayırlısını istemiş. Meğer o anda dualar kabul edilmişse, bizim duamız kabul edildiğine göre onunki de kabul edilmiştir. Meğer ki o rahat etmiş, meğer ki o rıza bulmuş demişler. Bir kadın anlatıyor, bir arkadaşı hamileymiş, bir ortamda duyu vermişler. Bir şey yok saklı değil ya, herkesin başında olan bir iş. Demiş ki bu hanımefendi, bu hamile olan arkadaşı kadına, hayırlı olsun, öteki yadırgamış. A içinden demiş ama diyememiş. Dese diyecekmiş cesaret bulamamış. Yani hoşuna gitmemiş böyle bir tabir. Ne demekmiş hayırlı olsun? Öyle şey mi olurmuş? Sonra yani bir kadın için bundan daha doğal ne olurmuş? İşte hamile kalmış. Ne varmış yani nesi hayırlı olacakmış gibi duygularla bu duaya amin diyememiş. Yürekten diyemediği gibi dilden ağızdan da diyememiş. Ama zamanı gelmiş bir çocuk doğurmuş ki arızalı yani fiziksel özürlü olarak doğmuş. O gün anlamış o gün fark etmiş altı ay önce denileni o gün bilmiş ama iş işten geçmiş elbette ne dersiniz hayır mı isteyelim peki neler söylüyorsunuz dediklerinizi duyuyor musunuz hatta bazen şakadan dediklerinizi Öyle ağzına geldi diye söylediklerinizi düşünsenize insanoğlu dikkat etmeden ağzından bir söz çıkar da cehennemin ta hadsiz hesapsız böyle çukurlarından birine düşüverir diyor peygamberimiz. Öyleyse sizden biri bir şey isteyip temenni ettiğinde arzuladığı şeye dikkat etsin zira o isteklerinden hangisinin kayda geçtiğini bilmez hangisinin kendisine verileceğini bilemez ki dikkat etsin diyor peygamberimiz. Peki siz neler istediniz? Oğlumun kimyacı olmasını, kızımın fizikçi olmasını istiyorum. Ciddi misin? Başka neler istedim? Evimin şurada, makamımın burada olmasını istiyorum. Ciddi misin? Başka neler istedim? Hem ki cebimde paralarım, gönlümde isteklerim, sevgilerim, hem ki elimin altında hizmetçilerim, hem ki atım, arabam şöyle olsun. Ciddi misin? Başka neler istedin? Ama dikkat etsene, bütün bu istediklerin doğrultusunda bir hayat yaşarken sen Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide'ye dikkat etmediğini ya da Buhari, Müslim'le görüşmeden karar aldığını anladığın gün iş işten geçmiş olacak. Ne haber? Tekrar edelim mi? Anlatabildim mi? Bilmem ifade edebildim mi? Ne dersiniz? Sofranız, kendiniz, kafanız, gönlünüz, ziyaret ve ziyafet mantığınızla kılığınız, kıyafetiniz, yağmur ve toz dolaplarınız veya buz dolaplarınız, elbise dolaplarınızla ya da aklınıza gelebilen ama bugün elde etmeye imkanınız olmadığını zannettiğiniz, yarın için kendini vakfettiğin bütün o isteklerin, arzuların konusunda ne dersiniz? Onlar size cennet kazandırmayacaksa hala peşi sıra koşacak mısınız? Ama neden Allah idi diye o imkanları severecek olan bir sorsanız, hayırlı mı değil mi deseniz, sizin için hayırlı mı değil mi olduğunu bilmediğiniz şeyleri her şeye rağmen istemeye devam edeceksiniz? Dikkat ediniz, o sizin içinizden geçirdiğiniz şeyler, o ümniyeleriniz, o kuruntularınız, o arzu ettikleriniz, o temenni ettikleriniz şeyler var ya, hangisi kayda geçer belli olmaz, hangisi severleceğini bilemezsiniz, hayırlar isteyiniz, hayırlar peşi sıra koşunuz.''